Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah, salatu vesselamu ala Resulullah. Mehmet Sinan Efendi'nin Nimet İslam adlı eserinde okumaya devam ediyoruz. Namaz kitabında Cuma namazı ile ilgili bölümleri okuyoruz. Şu anda okuyacağımız bölümün başlığı da hutbenin şartları. Hutbenin şartları şunlardır deyip 6 adet şart sayılmış. Bugün bunun iki tanesini konuşacağız. Bir, hutbenin birinci şartı namazdan evvel olmak. Yani hutbe, cuma namazının hutbesi namazdan evvel okunmalı. Bunu daha önce açıklamıştık. Aslında İslam'ın ilk dönemlerinde cuma namazının hutbesi namazdan sonra okunur olarak başlamış. Sonra bir kervan geldiğinde insanlar bayram namazının hutbesi gibi dağılmanın caiz olduğunu düşünerek bir kervan geldiğini duyunca Peygamberimiz cuma namazından sonra ayakta hutbeyi verirken insanlardan 12 kişi hariç herkes uzaktan gelen kervanla ticaret alım satım yapmak için koşmuşlar ve ayeti kerime inmiş. Onlar bir ticaret ya da eğlence gördüğünde seni ayakta bırakıp dağılıp gittiler şeklindeki ayet nüzulundan sonra cuma namazı hutbesinin cumanın şartlarından olduğu, cuma namazını kılmak gibi hutbeyi dinlemenin de önemli bir görev olduğu üzere cuma namazının hutbesi ondan bu ayetin nüzulundan sonra namazdan evvel olmaktan çıkmış. Namazdan evvel olmak üzere düzenlenmiş, namazdan sonra hutbe kaldırılmış. Dolayısıyla hutbe, cuma namazı kılınmadan evvel okunması hutbenin şartlarındandır. 2. Hutbe kastıyla okunması gerekir. Hutbe kastıyla okunması gerekirin detayında şu var. Gelecekte meşhur olduğu üzere hutbede İndel İmam yani Ebu Hanife Hazretleri'ne gibi bir halis zikir iktisar caiz olmakla bunun şartı kılınması da ona zahirdir. Yani İmam-ı Azam'a göre içinde en az bir tane zikir geçmesi gerekir hutbede. İşte Elhamdülillah, Allah-u Ekber herhangi bir şekilde bir zikir olması lazım. Bu da hutbenin önemli şartı ve bu zikrin de hutbe niyetiyle söylenmesi lazım. Mesela şöyle örnek verilmiş. Hatip hutbe verirken hapşırsa elhamdülillah dese bu hutbenin zikir içinde geçen zikir anlamına gelmez. Ya da bir olaya şaşkın bir şekilde Subhanallah dese ve içinde hutbe kastı olmasa bu da zikir anlamına gelmez. Dolayısıyla hutbenin içinde bir zikir olması ve ala kavil bir fetvaya göre de yani bu konuda farklı fetva olsa da çoğunluk alimlerin tercih ettiği hutbenin içinde zikir kastıyla bir zikrin olması işte elhamdülillah Allah-u Ekber gibi ifadenin olması gerekir. Ama başka bir fetvaya göre ise hutbede kastı şart değildir, zikir olması yeterlidir şeklinde ifade de edilmiş. Evet, bu hutbenin şartlarını okuduğumuz bu bölümü başka bir bölümde devam etme umuduyla Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.